Arkadaşlar, bloğumuz üzerinde başka parametreler uygulayacağız. Tabii şu anda bloğumuzu bir test edelim. Bloğumuzu bakın dikey ve yatay yönde istediğimiz ölçülerde büyütebiliyoruz. Tabii bu yetmez arkadaşlar. Bloğumuza arkadaşlar aynı zamanda yatay yönde, düşey yönde aynalanabileceği, çizgiyi gördüğü zaman otomatikmen hizalanabileceği eylemler eklemek lazım. Bunları arkadaşlar close test window deyip çıkıyorum. Şöyle ki arkadaşlar action'daysak parametreye gelip burada öncelikle fillip uyguluyorum. Fillip parametresi koyacağım. Fillip'e tıklayıp arkadaşlar ben bunu yatay yönde arkadaşlar aynı zamanda aynalanmasını istiyorum. Onun için şu orta noktayı, şuradaki çizginin orta noktasını tutup arkadaşlar şu şekilde yatay bıraktım. Belki çevirebiliriz arkadaşlar bunu. Rotate deyip şöyle 180 derece çevirdik. Olmadı sanırım. Tekrardan alıp bu işlemi yapacağız. Bu sefer sola doğru bıraktım. Bakın bu şekilde koyduk. Şimdi bu Philip arkadaşlar action ekleyelim. Action arkadaşlar şuradaki Philip action'ı yapacağız. Philip'a tıklayıp arkadaşlar öncelikle parametre olarak bunu seçiyorum. Parametreden sonra arkadaşlar buradaki tüm objeleri ne yapıyorum? Seçiyorum ve enter'lıyorum. Şimdi arkadaşlar test blok diyelim. Test blokta şimdi bakalım. Bakın Philip parametresi var. Fill parametresine tıkladığınızda bu sefer kafanızın yatay yönde döndüğünü fark etmişsinizdir. Şu şekilde yatay yönde döndüğünü gördünüz. Bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Close deyip arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar buraya ikinci bir parametre daha ekleyelim. Bu arada arkadaşlar buradaki parametre üzerine tıklayıp ne yapabilirsiniz? Çeşitli eylemler yapabilirsiniz. Şöyle ki burada modify set diyorum arkadaşlar. Burada seçili olmayan eylemlerimiz varsa onları seçelim. Enter'layalım. Tekrar parametre kısmına gelip arkadaşlar alignment yani alignment hizalama objeyi gördüğü anda duvarı gördüğü anda eğik duvarı gördüğü anda arkadaşlar eğik duvara göre hizalanacak. Dikey yatay duvar durumuna göre kendini otomatikme hizalanmasını istiyorsak buradaki alignment arkadaşlar parametresi koyacağız. Parametremize tıklıyorum. Burada nokta istiyor bizden. Arkadaşlar nokta olarak şurayı Filip'i yerleştirdiğim noktayı seçebiliriz. Bu biraz ters oldu arkadaşlar. Siliyorum. Tekrar tıklıyorum. Şu noktadan seçip arkadaşlar yatay olarak koyuyorum. Tabi burada Philip'la diğeri karıştı. Philip'ı biraz yukarı taşıyalım. Evet. Pardon, ters oldu sanırım. U Enter'la geri alalım arkadaşlar. Philip State seçelim arkadaşlar. Bunu yukarı doğru taşıyorum. Şimdi oldu. Arkadaşlar Action'a gelip arkadaşlar buradaki zaten şey için alignment hizalama için herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi test blok diyorum arkadaşlar. Test blokta bakın buradaki oluşturduğum tüm parametreleri görüyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar duvar çizelim. PL Enter. Şöyle rastgele duvar çizelim. Bu duvarlara bloğumuzu nasıl hizalanacağını buradan göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hemen çizgiyi gördüğü anda hizalayı arkadaşlar bu şekilde bırakıyorsunuz. Yaptığı işlemi bu şekilde görmüş olduk. Hizalıyor arkadaşlar bloğumuzu. Close deyip arkadaşlar buradan çıkıyorum. Şimdi tabi buraya arkadaşlar bir taşıma temel nokta eklemek lazım. Parametreden arkadaşlar base point seçeneğini getirip temel taşıma noktasını arkadaşlar şuradan 2 santim içeride
ayarlıyorum. Temel taşıma noktam burası. Bu şekilde ayarladım. Arkadaşlar tabi burada oluşturduğumuz her yeni parametre daha önceki parametreyle ilişkilendirmek lazım. Şöyle ki buradaki arkadaşlar fillup parametresine tıklayıp action select set kısmından modify set dediğimizde bakın burada seçili olmayan bir tane obje var. Parametre var. Yani bu şu anlama geliyor. Bu objeyi aynaladığımız anda arkadaşlar bu animate butonu aynalanmayacak. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu da ilave ediyorum. Arkadaşlar bir de best point ekledik buraya. Best point'te arkadaşlar best point'te de arkadaşlar taşıma parametresini eklememiz lazım. Bunun dışında fillup ve animate parametrelerinde bu taşıma arkadaşlar parametresine dahil etmek için ne yapacağız? Yine aynı işlemi bunun için tekrarlayacağım. Peki parametre butonu üzerine sağ tıklıyorum. Modify set diyorum. Bakın burada seçili olmayan sadece şu iki parametre ve artı best point. İkisini seçiyorum arkadaşlar. Obje zaten seçili. Bir de noktayı seçiyorum. Enter diyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar test bloktan bakıyorum. Şu şekilde çizgimizi çizelim. Rastgele çizdim. Alıp kapımızı taşıyoruz. Kapının orta noktasına yakalıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Yatay dikey çevrilebiliyor. Şu şekilde koyduğumuzda arkadaşlar aynalamak istiyoruz. Örneğin aynalama işlemi için şuradan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen bu tarafa doğru aynalamış oldu. Tekrar aynalama işlemini çevirdim arkadaşlar.